Üçüncüsünü düzenliyoruz. UX İstanbul olarak başlamıştı aslında. Sonrasında UX Alive olarak uluslararası bir konferans düzenlemeye karar verdik ve bugün üçüncü buluşmamızda karşınızdayız ve giderek büyüyor olduğumuzu, lokal bir komünitenin giderek büyüyor olduğunu görmek de beni çok mutlu ediyor. Çok iyi bir gün geçecek ümit ediyorum. Çok iyi bir 2 gün geçecek. Her şey güzel. Sadece pazarlama ekibimizin bana ayırdığı 10 dakika haricinde. Büyük ihtimalle ilk konferansın manifestosunu yazarken başta şöyle bir madde koyduk. Şartlar ne olursa olsun Mustafa 10 dakikadan fazla konuşamaz. Ben burada size 1 yıl boyunca yaptıklarımı tamamen anlatmak istiyorum ama çok fazla şimdi reklam tarafına girmekte içeriye zarar verecek diye düşünüyoruz. O yüzden pazarlama ekibimize teşekkür ediyorum. Konferansta değişmeyen şeylerden biri bu. Ben de bütün bu bana ayrılan 10 dakikayı buna ayıracağım. Hayatımızda neler değişmedi, neler değişti ve neler gelişiyor UX Alive'ın hayatında ya da User Spots'un hayatında. UX Alive üzerinde güzel bir program hazırladık. Gün boyu iyi katılımcılarımız, iyi konuşmacılarımız var. Yarın yine workshoplarla beraber deneme fırsatı bulacağız öğrendiklerimizi. Kendi personamızın farkındayız. Buraya yeni şeyler öğrenmeye geliyoruz. Ben de bir UX Alive katılımcısı olarak dünyada neler oluyor görmek istiyorum. Değişmeyen şeyler, Bora Mindy Türkçe konuşmasını ezberlemedi. Kendisi Türkçe de konuşuyor. Yine bir User Spots çalışanı burada konferansı sunuyor. Ve harika sponsorlarımız var. Az önce Mindy bahsetti. Dijitalde yaptıklarına bakmak için Deloitte standına gidebilirsiniz. USP bir kişiselleştirme ve recommendation engine tarafında çalışan bir şirket. Tavsiye ederim. Ürün geliştirme süreçlerinizi başka bir boyuta taşıyor Frozmo. Birlikte de çalışıyoruz Frozmo ile. Onları da mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Arçelik'e teşekkür ediyoruz. Kullanıcı deneyimi, arayüz tasarım, endüstriyel tasarım alanına yaptığı katkılardan dolayı. Yandex benzer bir şekilde optimizasyon ekibimizin çok sevdiği bir tool'u var Metrika adında. Neler yaptığını hem dinliyor olacağız hem de standta ötesini de konuşma fırsatı bulabilirsiniz. Müşteri deneyimi ölçümleme noktasında Kulak var. Fiziksel olarak müşteri deneyimi ölçümlüyorlar. Onları da ziyaret etmenizi tavsiye ederim ve Türk Hava Yolları'na da yine bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Değişen neler var? Konferans için ne yazık ki A/B test yapma şansımız yok. Akan bir program var. Ama çok ciddi feedbackler alıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Geçen yıl paralel program yapmıştık ve 3 günlük bir konferans düzenlemiştik. Şunu gördük ki yorumlardan da. 3. gün sonunda artık hoca bitir hoca bakışları vardı sizlerde. Biraz yorulmuştuk. O yüzden konferans süresini biraz kısalttık. Herkesi dinlemek istiyordunuz. Paralel seanslarda onu dinlerken öbürünü kaçırma durumu vardı. Bunu değiştirdik. Ufak değişikliklerle her yıl üstüne koyarak devam ediyoruz. Peki UX Alive'ın geliştiği nokta neresi? Öncelikle bir parantez açalım. Biz geçen yıl bu sahnede UX Alive Dubai yapacağımızı size duyurmuştuk. Şirketin çalışma prensiplerinden biri şu. Önce %100 emin olmasak bile bir şeyi yapıyoruz diyoruz ki deklare ediyoruz. Yapmazsak utanç duyacağımızdan dolayı onu yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. UX Alive Dubai küçük başlayalım stratejisinin anlaşamamamızdan dolayı olmadı ama bu sefer daha hedefimiz var. Oradaki bir partnerimizle beraber UX Alive Berlin'i düzenliyoruz. 16-17 Eylül, Cumartesi, Pazar günleri yine benzer bir konseptte. İlk gün konuşmalar, ikinci gün workshoplar Berlin'deyiz. Tabii bu aynı zamanda Berlin'de sadece konferans açmak için, konferans yapmak için gittiğimizi düşünmeyin. Berlin ofisimiz de yakın zamanda aktif hale geçecek. Şimdi aynı bilgi mimarisiyle ilerleyelim. Sonuçta hepimiz benzer işleri yapıyoruz. Bir affinity mapping yaptım size anlatacaklarımı. Ve o affinity mapping'den çıkan sonuçlar şuydu. Değişmeyen şeyleri anlat. Değişen şeyleri anlat. Gelişen şeyleri anlat. User Spots'taki olaylar neydi? Büyümeye devam ediyoruz. Her yıl 3 kat büyümenin sonunda sebeplerden dolayı sektör küçülmeye gitmedi. Bu hepinizin başarısı.
kullanıcı deneyimi profesyonelleri hayal satmıyor. Return of investment satıyor. O yüzden de bu yılki stres testinde aslında yangında Excel'den ilk çıkarılacak bütçe olmadık. Stres testini şu an için geçtiğimizi düşünüyorum hep beraber. Bunda biz değil, hepinizin rolü var. Biz büyümeye devam ediyoruz ve geçen yıl olduğu gibi yine global bir ödül aldık. World Retail Award yarışmasında Beymen ve Boyner'e yaptığımız, satış temsilcilerine yaptığımız bir uygulama ile satış temsilcilerinin mağaza içi deneyimini, daha doğrusu müşterilerin mağaza içi deneyimini arttıracak bir uygulamayla ödül aldık. Büyümeye ve ödül almaya devam ediyoruz. Peki bizi değişen neler var? İş yapış şeklimiz değişiyor. Kerem istersen bir önceki slide'a geçebilirim fotoğraf için. İş yapış şekillerimiz değişiyor. Yeni bir iş yapış yöntemi hayatını geçiriyoruz. Bizden çok fazla bir günlük workshop istediniz. Çok hızlı çözümler istediniz. Biz buna bir cevap verdik. Bizden artık şey istiyorsunuz. Tasarımcılarınız gelsin ve bizim ofisimizde çalışsınlar. Biz de iş yapış şeklimizi değiştirerek buna bir reaksiyon gösteriyoruz. Artık prompt tasarımcısı denen bir tasarımcı olacak hayatımızda ve o sizin ofisinizde çalışacak. Bir günlük workshop da yapacak, bir haftalık sprintler de yapacak. Bu bir haftalık sprintten 4 tane de alabiliyor olacaksınız. Ya da ümit ediyoruz ki bu o kadar popüler olacak ki gelin user space olarak prompt tasarımcılarından oluşan bir tasarım ofisini bize kurun diyeceksiniz. Prompt bize proje verin ve biz ofisimizde yapalım anlayışının yerine gelelim ve sizinle çalışalım anlayışını getirdiğimiz bir yaklaşım. Yine küçük küçük başlıyoruz şu an. Birçok şirkete birer günlük workshoplar düzenleyerek, One Day UX workshopları ki bir tanesini de yarın arkadaşlar düzenleyecekler. Birer günlük workshoplarla hızlı çözüm üretiyor olacağız. Peki hayatımızda neler gelişiyor? Biraz da onlara bakalım. UserSpace ailesi büyüyor. Sadece bir logoyla başlamıştık. Fonetiği güzel bir isim değil, evet farkındayız. Sonraki markaları seçerken ilk dikkat ettiğimiz şey bu oluyor. Herhangi bir binada güvenlik görevlisinin yanlış bir şekilde ifade edemeyeceği bir şirket ismi bulalım diye ama hala da çok başarılı olduğunu söylenemez. UserSpace önce Taze ile beraber development kası kazandı. Şimdi Loop'la beraber COBİ'ler için dijital dönüşüm kasını geliştiriyor ve bir IoT şirketi kurdu. Ingenious'ı belki bilirsiniz, bir akıllı ev kumandası ürünüydü, B2C bir üründü. Onlarla bir araya geldik ve sizin IoT çözümlerinizi beraber yapabileceğimiz bir tasarım ve development şirketine dönüştük. Loop'tan bahsetmiştik. SME'lerin aslında M ve E'leri için, yani small business'lar için değil ama medium business'lar için, orta ve büyük ölçeklikteki şirketler için dijital dönüşüm danışmanlığı verecek Loop. Aslında az önceki logolarda yanlış duruyor. Yukarıda durması gerekiyor. Neyse bir önceki slide dönebilirim. Peki IOX ne yapıyor? IOX IoT ürünler yapıyor. Ve ilk müşterisi de aslında konferansın sponsorlarından biri olan Kulak. Low cost bir müşteri deneyimi ölçme cihazı yaptık. Yaptık derken prototipini yaptık. Ve şu an seri üretime geçme noktasındayız. Biraz yakışıklı duruyor. Aslında ekrandaki bir şeyden dolayı şu an orada 3 buton olduğunu tam görebiliyor musunuz emin değilim ama dünyadaki fiziksel deneyimi ölçmenin en güzel yöntemini kullanıyoruz biz de. Varsa bir sıkıntın kırmızıya bas, mutsuz surata, mutluysan da yeşile bas. Bu otel odalarında, kasalarda bir sürü yerde durabilecek. İkinci fazında da bu ürünün ekranı olacak. Her gün başka bir soru sorabileceksiniz. Yurt dışında Happy or Not gibi bir şey de var. Son bir dakika devam edeyim. Biliyorsunuz biz sadece kendi öğrendiklerimizi kendimize saklayan bir şirket değiliz. Kamplar düzenliyoruz. Bu yıl kamplar konusunda da biraz iddialıyız. Geçen yıl yaz ayındaki kampımıza Arçelik sponsor olmuştu. Arçelik ve kariyerler sponsor olmuştu. Onların verdiği projelere arkadaşlarımız çalışmışlardı. Kış kampımıza Vestel sponsor oldu. Onlar sadece UX kampıydı. Arkadaşlar araştırma yaptılar. Bu yaz ise UX, UI, marketing, IoT kamp, code kamp ve frontend kamp gibi neredeyse bir dijital üniversiteye dönüşecek bir
şeyi başlatıyoruz. Konsept de şu şekilde, siz sponsor oluyorsunuz, bir proje veriyorsunuz. Bizim özenerek seçtiğimiz öğrenci ve yeni mezun arkadaşlarımız bir hafta eğitim alıp 4 hafta boyunca sizin projenizi yapıyor ve siz de güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Herkes için win-win-win'i yakalamaya çalıştığımız şey bu. Son 30 saniye kala yine pazarlama ekibindeki arkadaşlarımıza bana bu kısa süreyi verdikleri için teşekkür ederek sözlerimi bitireceğim. Son olarak da Yüzüşpos Akademi adında bir akademi kurduk. Online eğitimler sunuyoruz. Bunun ötesinde 5 haftalık kullanıcı deneyimi eğitimleri sunmaya başlayacağız. Bir de artık hedef kitlemiz değişiyor. Tasarımcı çocuk ve girişimci çocuk gibi iki program hazırladık. Artık coder çocuk dünyasına bir alternatif sunacağız. Çocuklar tasarlamayı da öğrensinler. Sadece kodlamayı öğrenmesinler istiyoruz. Benim Yüzüşpos adına ve UX Live adına anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada kendilerine çok yürüdüğümü düşünmeyin. İnsanüstü bir performans gösterdiler. Pazarlama ekibimize ve bütün Yüzüşpos ekibine çok teşekkür ediyorum. Lütfen günün keyfini çıkarın. Teşekkürler. Gün içerisinde zaten konuşuyoruz. Teşekkürler.